Sevgili izleyiciler, günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fethullahçı terör örgütüne yönelik aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 66 ilde düzenlenen Kıskaç 30 operasyonunda 459 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce aralarında Kayseri, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 66 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç 30 operasyonu yapıldığını bildirdi. Operasyonda 459 zanlının yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin örgütün güncel, finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına mensup oldukları, Gaybubat evi olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıklarının tespit edildiğini kaydetti. Yerlikaya, şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları, ankesörlü telefonlarla sorumlu örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullandıklarının da belirlendiğini bildirdi. Zanlıların sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıklarını, haklarında firari olarak aranma kayıtlarının olduğunu da aktaran Yerlikaya şunları kaydetti. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin 16 ilçesini doğal gazla buluşturmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olduğu Kayseri Gaz, kent merkeziyle birlikte 16 ilçede 700 bin aboneye doğalgaz sağlıyor. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yoğun gayretleri sonucu kentin en uzak ilçeleri olan Pınarbaşı ve Sarız'da doğalgaza kavuşmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz sözü tuttuk. Halkı sevmek halka hizmette olur. Doğalgazın sıcaklığı artık sadece ocakları değil gönülleri de ısıtacak. Pınarbaşılı ve Sarızlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutup doğalgaz ateşini yakmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ayrıca Kayseri Gaz'ın 700 bininci abonesi Hasan Yanık'a ücretsiz bir yıllık doğalgaz kullanım hediyesi de takdim ettik," dedi. Tüm ilçelerin doğalgaza kavuşmasını sağladıklarını belirten Büyükkılıç, "Soğukları sıcak yapan bu yatırımımızla Pınarbaşı ve Sarızlı'da doğalgazımızı ısıtmaya başladık. Hemşehrilerimizin doğalgaz ateşi hep yansın. Sıcaklık ve bereket hanelerinde eksik olmasın inşallah. Doğalgazımız ilçelerimize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. 16 ilçemize doğalgaz yatırımını tamamladık. Şimdi de doğalgaz gelmeyen mahallelerimiz için gayret etmeye devam edeceğiz," diye konuştu. Kayseri'de hakkında 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda haklarında yağma suçundan 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki YA ile 25 yaşındaki EA yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeğe çarparak devrilen minibüsteki iki kişi yaralandı. Gaffar Okkan Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 38 AEE 312 plakalı minibüs önüne çıkan köpeğe çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün içme suyu analizlerini dünya standartlarındaki laboratuvarlarda gerçekleştirdiği belirtildi.
Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek için son teknoloji ekip ve ekipmanlarla faaliyetlerini sürdürüyor. KASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fazilet Malik, KASKİ Su Analizleri Laboratuvarlarında insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte belirtilen içme ve kullanma sularında bakılması istenen tüm parametrelerin analizlerinin titizlikle yapıldığını belirterek, sonuçların hem ulusal hem de uluslararası alanda kabul gördüğünü kaydetti. Kayseri ilimizde suyun kaliteli olduğunu, sağlıklı olduğunu ve musluklardan akan suyun hiç tereddüt edilmeden güvenle ve gönül rahatlığıyla içilebileceğini belirtmek istiyorum öncelikle. Bunun nedenlerini kısaca açıklamaya çalışacağım. Biz Kayseri'de, ilimizde suyun tamamını yer altından temin etmekteyiz. Yer altından aldığımız suları el değmeden pompalarla otomatik olarak şebekeye basmaktayız. Suyun doğal halini koruyarak hiçbir arıtma prosesine gerek kalmadan, arıtma işlemine tabi tutmadan, direkt olarak sadece klorlama yaparak tüketime sunuyoruz. İçme ve kullanma sularının hangi standartları sağlaması gerektiği, hangi kriterlere uyması gerektiği Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte belirtilmekte. Biz de KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şebekeye verdiğimiz suyun bu standartlara uyup uymadığını sürekli olarak kontrol etmekteyiz. Bu anlamda da şebekeden, su üretim tesislerimizden, sondajlarımızdan, kuyularımızdan, bölgeleri beslediğimiz depolarımızdan, şebekenin muhtelif yerlerinden, bunlar camiler, okullar, fırınlar, pastaneler gibi yerlerden sürekli numuneler alarak analizlerini yapıyoruz. Şehri beslediğimiz tüm sularımız yönetmelik kriterlerini tamamen tüm yönetmelik kriterlerini sağlamaktadır. 2024 yılında şebekeden kontrol amaçlı şu ana kadar 8000 adet numune alıp laboratuvarlarımızda analiz etmiş durumdayız. Bu aldığımız numuneleri kendi laboratuvarlarımızda analiz ediyoruz. Laboratuvarlarımız son teknolojilere göre üretilmiş cihazlarla donatılmış durumda. Analizleri yapan arkadaşlarımız konularında uzman ve deneyimli arkadaşlarımız. Laboratuvarımız TÜRKAK'tan akredite bir laboratuvar. Akredite olması bizim yapmış olduğumuz analizlerin doğru ve güvenilir olduğunun bir kanıtı. Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya minibüsün çarpması sonucu yaralandı. AY idaresindeki 68KA257 plakalı minibüs, İnönü Bulvarı Koçak Parkı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan MÇ'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. MÇ olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir aracın kamerasınca kaydedildi. Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına sonbahar mevsiminde de gece gündüz demeden devam ediyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, halk sağlığını ön planda tutan bir anlayışla proje ve yatırımlar yaptıklarını belirterek, insansız hava aracıyla ilaçlama yaparak hem zamandan, hem maliyetten, hem de işçilikten tasarruf sağladıklarına dikkati çekti. Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarının altını çizen Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Veteriner hizmetlerimiz, Park Bahçe Müdürlüğümüz, teknolojinin her imkanlarından istifade ediyoruz. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Bir diğer taraftan da veteriner hizmetlerimiz ve park bahçe ekibimiz ilaçlama faaliyetlerimizi arkamda görmüş olduğunuz dronlarla ilaçlamaya başlayacak. Çok fonksiyonel bir alet, her alanda kullanacağız ama ilk başladığımız şu anda güncel bir ihtiyacımız olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanacağız. Veteriner hizmetleri sivrisinek ilaçlamasında, park bahçelerde ağaçların, bitkilerin ilaçlanmasında drone'u kullanmış olacaklar. Hayırlı olmasın diliyorum. İnşallah güzel faaliyetler yapacaklar. Kocasinan'ımız için, şehrimiz için ihtiyacı olan her alanda bu teknolojik yeniliği buluşturmuş olacağız. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda 542 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi HK ile AA yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 542,40 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Melikgazi Belediyesi mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde karşılayarak 5 yılda ilçeye 15 akıl küpü kütüphanesi kazandırdı. İlden bölgesine yaptırılan ikinci kütüphanenin de yaklaşık bir ay içerisinde hizmete sunulması bekleniyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gesi Fatih Mahallesi'nde yaptırılan ikinci kütüphanede incelemelerde bulundu. Akıl küpü kütüphanelerinin gençlerin uğrak yeri haline gelmiş olmasından çok memnun olduklarını belirten Palancıoğlu şöyle konuştu. Evet, akıl küpü kütüphanelerini yapmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak önceliğimiz gençler. Gençlerin en iyi şekilde hayata hazırlanması bizim için son derece önemli. Bu nedenle İldem'de birincisini yapmış olduğumuz kütüphane çok yoğun talep olduğundan, dolu olduğundan dolayı şimdi hemen İldem'in merkezine, alışveriş merkezinin yakınına çok yoğun bir alana güzel bir kütüphaneyi daha kazandırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki katlı çok güzel bir alan. Gençlerle birlikte inşallah burası daha da şenlenecek. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Kayseri'de yaşayan 11. sınıf öğrencisi Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu Gençlik Birimince düzenlenen güncel sorunların çözüme ulaştırılması ve sürdürülebilirliği konulu yarışmada birincilik elde etti. Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu Gençlik Birimince düzenlenen yarışmaya, gidilen ülkelerdeki ve şehirlerdeki sosyal ve ekonomik sorunların yerinde incelenerek çözüm üretilebileceği ve hedefe daha kolay ulaşılabileceği fikriyle katıldı. Yarışmaya sunulan 100'ü aşkın fikir arasından jüri oylamasıyla son 8'e kalan Soylu, daha sonra 20 bin kişilik halk oylamasında da başarılı olarak birincilik elde etti. Soylu sonraki aşamada Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamentosu Gençlik Komisyonu'nda sunum yapma hakkı elde etti. Yarışmada aldığı birincilik sayesinde önemli bir şans elde ettiğini söyleyen Efe Kayra Soylu şöyle konuştu. Yarışmayı Avrupa Parlamentosu'nun gençlik birimi düzenliyordu. Bu Avrupa Gençlik Parlamentosu diye bir programı var bunların. Avrupa Gençlik Parlamentosu'nda da Avrupa'da güncel olan sorunları tartışıp bunları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben de bu programı geliştirebilmek için kurulan yarışmaya şöyle bir program sundum, şöyle bir fikir sundum. Gittiğimiz şeyleri, gittiğimiz ülkeleri gezerek, daha iyi bir şekilde görerek oradaki sosyal problemleri veya ekonomik problemleri de inceleyebiliriz. Ek olarak bunları da çözümler üreterek Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun asıl hedefine daha kolayca ulaşabiliriz. 20 bin kişilik bir halk oylaması vardı. Ek olarak da jüri üyesi tarafından değerlendirildi. İlk olarak yaklaşık 100 küsür tane fikir sunuldu. Bunların 8 tanesi bir jüri üyesi tarafından seçildi. Sonra da yarı final ve final olarak ayrı oylamalarda halk oylaması tarafından seçildi asıl kazan. Birincilik ödül olarak 1000 euro para getirdi. Fakat bu para kendi harcamam için değil, bu programı, bu fikrimi gerçekleştirebilmek için harcayacağım para. Ek olarak Brüksel'de önemli bir konferansta fikrimi sunmama, bu konferansta yer almamı sağladı. Hedefimiz şu: biz gençler olarak elimizi taşın altına koyduk. Şimdi başka gençler, başka yaşıtlarımız, başka insanlar da bizim gibi bu sosyal sorunlar hakkında düşüncelerini bildirebilsin, fikirlerini bildirebilsin. Talas Belediyesi yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatları sunmaya devam ediyor. Düzenlenecek ihaleyle Talas'ın gözde yerlerinden Akçakaya Mahallesi'nde 15 parça villa parselinin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak. Akçakaya Mahallesi'nde Ali Dağ'ına nazır site yapmaya uygun villa parselleriyle yatırımcıya aynı zamanda taksit imkanı sunulacak. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda 27 Kasım 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihale saat 15'te başlayacak. İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352-437-0054 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.
Sevgili izleyiciler, haber bültenimize sporla devam ediyoruz. Bellona Kayseri Spor Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi saat 16'da başlayacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, geçen hafta sahalarında karşılaştıkları Edirne Spor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek hedeflerine adım adım ilerlediklerini kaydetti. Türkiye 3. Lig 4. grupta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, Edirne Spor karşısında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Kulaksız, zor bir maç olacağını bilerek maça hazırlandıklarına dikkati çekerek, oyun planına aşırı sadık kaldık. Önemli olan bu zor virajda puanları toplamak. İyi bir şekilde hedefimize ilerliyoruz. Elimizden gelen her şeyi sahaya vermeye çalışıyoruz. 3 puanı hanemize yazdırdık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Büyükçekmece Tepecik Spor'la karşılaşacak. Kayseri'de gerçekleştirilen ve Erciyes'in ilk defa ev sahipliği yaptığı Orienteering yarışmasına katılan sporcular sağlanan imkanlardan memnun kaldıklarını belirttiler. Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sporun hemen hemen her branşına ev sahipliği yapıyor. Kayak, futbol, tenis, beyzbol, rugby, voleybol, bisiklet ve orienteering gibi birbirinden farklı alanlarda sporculara fırsatlar sunan tesisler Büyükşehir Belediyesi İdaresi'nde hizmet veriyor. Erciyes'te ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören orienteering yarışmasının ilk günü Gesi bölgesinde, ikinci günü ise Erciyes Lifos Yaylası'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmalara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Rusya, Polonya, Azerbaycan, Kore ve Tayvan gibi ülkelerle Türkiye'nin 14 farklı şehrinden toplam 500 sporcu katıldı. Organizasyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor AŞ ve Kayseri Orienteering İl Temsilciliği'nin işbirliğiyle Kayseri Erciyes AŞ'nin destekleriyle düzenlendi. Erciyes etabında gerçekleşen müsabakaların startını Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu verdi. Kadın ve erkek sporcuların 28 farklı yaş kategorisinde yarıştığı organizasyonda katılımcılar harita ve pusula yardımıyla hedef noktaları bulmak için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon Kayseri'nin Tarih Kokan ilçesi İncesu'da tamamlandı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Orienteering il temsilcisi Erkan Öcal, Kayseri'de 3 gün süren orienteering yarışmaları düzenlendiğini ifade ederek şunları kaydetti. Yabancı sporcularımız da var bu sporun içerisinde. 15 adet yabancı sporcumuz var 3 ülkeden. Geçen sene ilkini yapmıştık Kayseri'de. Kayseri Odeis olaraktan. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Daha fazla katılım var. Buradaki yapılan tesislerin önemini, bu tesislerin çok amaçlı olarak kullanılmasının önemini bizlere anlattılar. Onlardan dinledik. Yani gelen sporcular ülke içerisinde birçok yarışmaya katılıyor. Ama buradaki yarışmanın, organizasyonun güzelliğinden, bu tarihin güzelliğinden bizlere kısaca bahsettiler ve burayı sevdiklerini söylediler. Sevgili izleyiciler, haber bültenimizin sonunda sizleri Bingöl'ün eşsiz sonbahar güzellikleriyle baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.